Yaz mevsiminde tezgahları dolduran renk renk meyve ve sebzeler aynı zamanda mutfakta kışlık yiyecek olarak farklı yöntemlerle muhafaza edilebiliyor. Genellikle konserve, buzluğa atılma ya da turşu gibi uygulamaların tercih edildiği meyve ve sebzeler verilen emeklerle hem sağlığa hem de bütçeye dost oluyor. Bu saklama yöntemlerinin nasıl doğru hazırlanacağına dair bilgilendirmelerde bulunan doktor öğretim üyesi Hilal Demirkesen bıçak aynı zamanda özellikle konservede ortaya çıkabilecek ölüm riskine karşı da uyarıda bulundu. Demirkesen bıçak ayrıca bozuk olan ürün tüketildiği takdirde karın ağrısı, mide bulantısı, ishal, kaslarda güçsüzlük gibi semptomları varsa en kısa zamanda sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini de hatırlattı. Hem konserve hem de turşular için püf noktalarımız var ve doğru yapmadığımız takdirde de gıda zehirlenmesine varabilecek tehlikelerle yüz yüzeyiz esasında. Konserveden aslında başlayacak olursak doğru bir yöntem olarak biz sıcak dolumu öneriyoruz püf noktası olarak. Buna çok dikkat etmeliyiz. Başlangıcında esasında materyallerimizi ufak bir sterilizasyonla başlamalıyız. Ev ortamında da bunu kaynatarak sağlayabiliriz. Genellikle cam kavanoz kullanımı tercih edilir. Bu doğru bir tercihtir. Lütfen bunu evde hazırlarken de önce kaynatalım. Daha sonra kapakları doğru paslanmamış, zedelenmemiş şekilde sağlam kapakları tercih edelim. Ve sıcak dolumu yaptıktan sonra yani kaynar diyebileceğimiz sıcaklıklarda doğru pişirme işlemlerini uyguladığımız ürünleri kavanozlara sıcak bir şekilde doldurup sıkıca kapatalım. Ve serin, kuru yerde güneş ışığını direkt almadan muhafaza edelim üründe. Herhangi bir kokuda yabancı istenmeyen nahoş bir koku varsa, tadında istenmeyen bir özellik varsa yine tüketime sunmuyoruz bu ürünleri. Bizim en çok dikkat etmemiz gereken şey konservelerde botulizm. Colostridium botulinum dediğimiz bir bakteri var. Toprak kökenli bir bakteri. Meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunuyor. Fakat bunu elimine edemezsek ölümle sonuçlanabiliyor. Bahsetmiş olduğumuz bakteriyi eğer ortamdan uzaklaştırmazsak bu konserve bir yıl kadar ömür verdiğimiz üründe giderek üreyecektir ve fazla bir sayıya ulaşacaktır bakteri. Böylece de zehirlenmeye sebep olacak. Biz bunu yöntemlerimizle uzaklaştıramıyorsak, diğer bir deyişle elemine edemiyorsak bu vakalarla sıklıkla karşı karşıya gelebiliyoruz. Vakalar ölümle sonuçlanabiliyorlar. Turşu evet ülkemizde de çok severek tüketilen bir gıda ürünü. Her meyve sebzeden yapılabildiği için kışlık üretiminde de geniş bir yer tutuyor turşular. Şöyle ki esasında meyve sebzeler taze olarak da hem vitamin, mineral, diyet lifi, fenolik maddelerce oldukça zengin ürünler. Bunların turşuya işleniyor olması onların değerini aslında daha da arttırmış oluyor. Turşuları bu anlamda tercih etmemizde fayda var. Dondurma işlemi tazesine en yakın gıdayı bize tasvir eden bir işlem. Besin değerini koruma açısından ve gıda bütünlüğünü de koruma açısından hızlı dondurmayı tercih ediyoruz. Evlerde nasıl hızlı dondurma sağlayabiliriz? Üretmiş olduğumuz, daha doğrusu hazırlamış olduğumuz, buzluğa kaldıracağımız ürünlerin miktarını küçülterek meyve donduracaksak bunlar küçük meyvelerse vişne gibi, çilek gibi direkt tüketilecek meyvelerse bunlar da yıkama işlemini yapalım, bakterilerden ari hale getirelim ve dondurucumuzu bu şekilde kaldıralım.